Webir ekranlarından merhabalar efendim. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Kadına şiddetten hep bahsederiz ama kadına şiddetin bu kez hukuki boyutundan bahsedeceğiz. Konuğumuz avukat Ahmet Sami Türk olacak. Kendisi hemen yanımda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hamdolsun iyiyiz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Kadına şiddetten bahsediyoruz. Özellikle şu günlerde çok daha önemli. Her gün ne yazık ki haberlerimize konu oluyor kadına şiddet. Çok söylüyoruz, çok bahsediyoruz. Üzerinde durmamıza rağmen ne yazık ki önüne geçilemiyor. Bunun hukuki boyutlarını irdeleyelim bugün. Neler yapılabilir, hangi önlemler alınabilir? Bu başlıkları konuşalım istedik. Öncelikle şiddet nedir? Hukuki şiddet nedir? Hukuk anlamında, hukuk açısından baktığımızda şiddetin tanımını yapacak olursak ne söyleyebiliriz? Öncelikle şiddet karşınızdaki bir kişiye vermiş olduğunuz zarar. Bu gerek fiziki olabilir, gerek ekonomik olabilir, gerek psikolojik olabilir, gerekse yasal yollardan insanların haklarına yönelik vermiş olduğumuz zararlardır. Bu toplum açısından baktığımızda kadın gerçekten bizim toplumumuzda yeri olan, kültürel anlamda da gerçekten Türk toplumunun vazgeçilmez ve kıymet verdiği bir nesne olarak söyleyelim. Kadınımız, biz tarih boyunca baktığımız zaman kendi toplumumuzda kağanlar yanlarında eşlerinin ellerinden taç giyim eder veya onlarla beraber divan yönetmeler olduğunda Türk toplumu gerçekten kadınlara değer verdiğini görmekteyiz. Hı hı. Yine İslam toplumuna baktığımızda İslam Kur'an ayetleri ve hadislerde de yine cennet annelerin ayağının altındadır diyerekten kadının önemini bize vurgulamıştır. Baktığımız zaman kadına şiddet kelimesi toplumda kadının ikinci bir varlık olarak görünmesinden ötürü kadına uygulanan baskı ve şiddetlerden meydana gelir. Bunun da en tipik örneği ve gerçekten bizleri ilgilendiren boyutu ise aile içindeki şiddettir. Evet. Aile içerisindeki şiddetlere baktığımız zaman kadını baskı altına almak, erkeğin daha üstün olduğunu göstermek için kadını bir şekle, bir kaba sokmaya çalışmasının bir gayreti olarak tanımlıyoruz biz aile şiddetini. Aile içerisinde şiddete baktığımız zaman bu şiddeti uygulayan insanlar baba, kardeş, eş ama en çok bizim gördüğümüz ve uygulamada olan insanlar en çok rastladı. Eş tarafından uygulanan şiddettir. Yine eş haricinde aile dışına çıktığımız zaman sevgililerde bile baskı kurabilmek için o birlikteliği daha çok devam ettirebilmek için sevgilinin de şiddet uyguladığını toplumda görüyoruz biz. Aynen öyle. Şiddeti bu konuda tanımlayabiliriz, evet, dedik. Peki Türkiye genelinde şiddetin oranına baktığımızda ne yazık ki her geçen gün daha da artarak şiddetleniyor. Evet. Kayseri'deki oranlar bize neler söylüyor? Kayseri'de adliye içerisinde benim almış olduğum ve yapmış olduğum araştırmada her gün savcılığa 20'ye yakın aile içi şiddetle ilgili bir başvuru oluyor. Bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Ama değerlendirdiğimizde yine baktığımızda bu rakamlar üzerinden %20'si üzerinden baktığımızda aslında bu rakamların gerçeğe de yansıtmadığını görüyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Bu konu sözünüzün başında da vurguladığınız gibi gerçekten çok hassas bir konu ve istismara çok açık olan bir konu. Şöyle söyleyeyim, çoğu zaman bu yapılan şikayetler baktığımız zaman eşim evde bana kötü bakıyor, bir şey yapacağından korkuyorum diyerekten yapılmış olan şikayetler. Hı hı. Şimdi oran olarak yıllık verdiğimiz zaman savcılığa aile içi şiddetle alakalı olarak da bunun içerisinde tabii ki adliyemizin bünyesinde aile içi savcılığımızda bunun içerisinde erkeklere uygulanan şiddetler de var. Onu da söyleyeyim. Öyle yani değil bu mi? Verdiğim yani rakamlar. Şiddet diyoruz ama öyle. Erkeklerin de şiddet ve işin garip tarafı şu. Yıllık 7500
civarlarında bir başvuru olduğunu düşünürse Kayseri'de, yalnız bunlara işlem yapılan dosya sayısı sadece 1/3. Üçte biri. Yani günlük 20 tane başvuru varsa bunun 13 tanesi tamamen olayın istismar edildiği yönündedir. Aslında bu rakamlar baktığımız zaman eğitim düzeyi arttığı için ve gelişmiş bir topluma doğru gittiğimizden dolayı bu rakamların biraz daha aşağılara çekilmesi lazım. Ama hukuk tabiriyle ifade etmek gerekirse siyah sayılar dediğimiz bir olgu var. Daha önceleri eskiden bu basın ve adliye içerisinde bu kadar şikayet olmamasından ötürü bu kayıtlar belki çok çok daha fazlaydı. Şimdi baktığımız zaman genelde %70, %65 civarında evlilik içerisinde bayanların şiddet gördüğünü söyleyebiliyoruz. Yani bu eğitimli ya da eğitimsiz olmasıyla aslında pek de alakalı değil. Eğitim, konuşmuş olduğum bir savcıyla izah edeyim. Ya eğitim çok fazla önemli değil dedi ama Türkiye genelindeki istatistiklere baktığımız zaman yüksek lisans mezunları ve daha doktora yapanlarda falan şiddet oranının biraz daha azaldığını görüyoruz. Bu denli de bir oranlar var. Söylemek istediğim şu burada. Aslında daha önceleri kadına yönelik şiddetler çok daha fazlaydı. Ama bunlar gerek basına yansımıyordu, gerekse çetelelere tutulmuyordu. Tutulmadığı için bu denli göz önünde değildi. Ama şu anda gerek basın vasıtasıyla, gerekse adli makamlar vasıtasıyla, gerekse bakanlığın çalışmaları neticesinde kadına şiddet olgusunun her biri hemen hemen çoğu siyah sayılarda kalmayan, yani görünmeyen, kayıt altına alınmayanlar haricinde tamamı kayıt altına alınıyor. Bu nedenle oranların biraz yüksek çıktığını düşünüyorum. Yani sürekli dile getiriyoruz. Evet. Demek ki bir şekilde bir yerlerde karşılığını buluyor. Evet, ki. Evet buluyor. Peki eğitim seviyesinden bahsettik. Doğu ile Batı arasında bir farklılık var mı? Evet. Yani hani doğuya gidildikçe eğitim seviyesi daha düşüyor ya da küçük yaşta evlendirmeler evet. daha çok oluyor. Dolayısıyla şiddete daha çok maruz kalıyorlar diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, kadına şiddetin en fazla yansıdığı ve görüldüğü insanlar küçük yaşta evlenmeler. Çünkü hep söylediğim gibi erkek, bizde de şöyle bir inanış vardır. Ben evin reisiyim, ben ne dersem o olur gibi olduğu için ister istemez erkek kadın üzerinde baskı kurabilmek için yaşı küçük veya küçük evlenmelerde bunu çok daha fazla uyguluyor. Evet. Çok daha fazla uyguladığı için bu suçu veya bu eylemle karşı kalanları genelde yaşı küçükler oluyor. Doğu ile Batı arasında yine yapmış olduğum araştırmada şunu gördüm. Doğu'da daha fazla. Türkiye geneline baktığımız zaman Batı'da kadına şiddetin en az uygulandığı bölgemiz Marmara bölgesi. Orta Anadolu bölgesi ve Kuzey Anadolu bölgesinde ise kadına şiddet oranları biraz daha yüksek oluyor. %40'lara falan tekabül ediyor. Gelişmişlik seviyesi, etkiliyor. Okuma oranı elbette evet, ki etkiliyor bu durumu. Peki şiddet deyince hep fiziksel şiddet aklımıza geliyor. İlk gözümüzde resmedilen o oluyor. Evet. Yani bir darp sonucu ama şiddetin çok çeşitli versiyonları var, öyle değil mi? Biraz evet, bahseder tabii. misiniz? Şöyle söyleyeyim, şiddet dediğimiz zaman illaki birine kesici delici aletlerle vurma, elimizde kolumuzda dövme gibi eylemler aklımıza gelir. Ama şiddetin ilk özelliği psikolojik olandır. Psikolojik olarak da bir baskı uygulanması. Bu da kadını bir başkasıyla kıyaslamak. Mesela erkek eve gider, der ki sen temizlik yapmasını bilmiyorsun, başkaları çok daha iyi. Şimdi burada ister istemez bilinçaltına bir şeyler yerleştirmeye başlar. Bu bir olur, iki olur, üç olur derken yavaş yavaş kadına şunu inandırırlar. Sen aslında değersizsin. Aslında sen değersizsin demeyelim de şöyle söyler. Sen bunların bütün sorumlusu sensin. Bir yerden sonra bakıyorsunuz ki pişman olmaya başlıyorsunuz. Kadına psikolojik baskıyla, psikolojik şiddetle bunu uygulamaya çalışırlar. Bu nedenle ikinci söylemek istediğim yine şiddet türlerinden bir tanesi ekonomik şiddetler. Bunlar
bayanlarımız gelişen toplumda, Vizyon Türkiye'sinde öyle söyleyeyim, artık iş hayatında daha aktif rol oynamaya başladılar. İster istemez iş hayatında kadınları daha dışarıda bırakmak için iş yerinde karşılaşmış oldukları zorluklar çok fazla. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu biraz eğitimden kaynaklanıyor ve insanların iyi bir aile yapısından yetişmediğinden kaynaklanıyor. Kadınlara burada ekonomik olaraktan çok ciddi baskılar uygulanıyor. Yine ailenin içerisine baktığımız zaman çalışıyor, maaşını alıp getiriyor. Kendi Akşam eve ayaklarının üzerinde geldiği zaman duruyor. efendim. Kendi ayaklarının üzerinde durabilen Aynen kadınlar ama şiddet de görebiliyorlar ne evet. yazık ki. Peki 6.284 sayılı kanun var. Ailenin korunması ve kadına şiddete yönelik bir Evet. kanun. Bu neleri kapsıyor? Biraz bahseder miyiz? 6.284 sayılı kanun 2012 yılının 3. ayında yürürlüğe girdi. Bu kanunun yürürlüğe girilmesinin Türkiye'de bir ihtiyaç olarak tabii ki bu bir ihtiyaç ama devlet şunu fark etti. 2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir bayan kardeşimizin erkek şiddeti üzerine ölmesi üzerine devlet buradan ciddi oranlarda bir tazminat ödedi. Bu tazminat ödendikten sonra çalışmalar yapılaraktan 2012 yılında nihayetinde devlet de kendi üzerine düşen bu sorumluluğu gidermek adına 6.284 sayılı kanunu çıkarttı. Aslında bu kanuna baktığımız zaman sadece toplum arasında bilinen şudur. Sadece kadınları koruyor. Aslında öyle bir şey değil. Kanunun başlığında aile içi şiddet, yani ailenin içerisinde bulunan çocuk, Çocuklar. diğer bireyler, kadın ve kanunun diğer ismin kısmına baktığımız zaman isminde kadını koruma. Yani burada herhangi bir kadını da koruyabilir. Yani illa evlilik birliği içerisinde değil, evlilik birliği dışarısında olan kadınları da koruduğunu biz görmekteyiz. Bu kanun bir ihtiyaçtı ve bu kanunla çok aktif bir şekilde ve hızlı bir şekilde kadınlara ilişkin veya aileye ilişkin gerekli önlemler alınıyor. Bunun için kanunda bakanlık aktif rol oynama görevi yüklenmiştir. Mülki idare amirleri, valiler, kaymakamlar, emniyet amirleri, aile mahkemeleri, aile mahkemelerinin olmadığı yerde asli hukuk mahkemelerinin hakimleri bu kanunun etkin bir şekilde işletilmesi sağlamaktadırlar. İster tedbirlerden Bahsedelim. Şimdi şiddet mağduru olan kadınlarımız, çocuklarımız olabilir. Bu kanun kapsamında peki hangi hakları var? Hangi mercilere başvurabilirler? Diyelim ki kadın şiddet görüyor. evet. Ne yapması lazım? Kadınımızın şiddet görmesi durumunda, aile içerisinde şiddet görenler ve aile dışarısında dışında şiddet gören bayan kardeşlerimin emniyet kanalıyla başvurdukları zaman kendilerine belli koruma hakları tanınıyor. Savcılığa başvurabilirler. Bakanlık yoluyla dahi bu başvuruyu yapmaları mümkün. Emniyete başvurdukları zaman sadece başvurmuş olmaları kendilerine devletin gerekli korumayı vermesi ve kanunun gerekli tedbirleri almasına yeterlidir. İşte burada en büyük sıkıntı başlıyor. Hani biraz önce bir rakamlar söyledik ya işte 7.000 küsur Şimdi civarında öyle falan. deyince aklıma şöyle bir soru geliyor aslında. Diyorsunuz ki devlet evet bir kanun var, şiddet gördüğünde başvuruyor ve sonrasında koruma talebinde Evet. ya da farklı şekillerde destek oluyor. Evet. Peki biz her gün haberlerimize ne yazık ki konu oluyor. Haberlerde şöyle oluyor. Koruma talebinde bulunuyor kadın ya da başvurusunu yapıyor ancak yine şiddet görüyor ya da yine o kişinin şiddetine maruz kalıyor. Hatta öldürülebiliyor ne yazık ki. Evet. Burada sıkıntı ne? Yani yasada mı bir boşluk var yoksa başvurular yeterli mi olmuyor? Nedir oradaki boşluk? Şöyle söyleyeyim. Tedbir alınması durumlarında kanundan biraz tedbirlerden bahsetmem gerekecek bu konuyla alakalı olarak da. Tedbir alındığı zaman kadının adresi gizleniyor. Eğer GSM operatörlerine yazı yazılıyor. Diyor ki bu kadınla ilgili birisi size başvurduğu zaman kesin ve kesin telefon numarasını vermeyin. Adresini vermeyin. Eğer ki kadın çalışıyorsa iş yerinin değiştirilme imkanı varsa kanun uyarınca yine hakimlerimiz
bu kararı veriyorlar. Değiştirebiliyorlar. Yani başka bir iş yerinde çalışabilirsin ve SGK'ya da yazı yazıyorlar. Bakın diyorlar, bu kadınla ilgili size gelip de bir şey söyledikleri zaman siz bu kadınla ilgili herhangi bir bilgiyi kimseye vermeyin. Buraya kadar her şey normal. Yani bütün tedbirleri alabiliyor. Çocuklara gerekli nafaka ödemesi için kolaylıklar sağlıyor. Bunu gerek mülki idare amiri, valiler, kaymakamlar, bakanlık vasıtasıyla bunları yapıyor. Ama biraz kanuna baktığımız zaman kanunlar koruyucu ve önleyici olması anlamıyla anlatabiliriz. Bizim kanunumuzda baktığımız zaman eğitici ve toplumu eğitme açısından bazı eksikliklerimiz var. Bunu söylerken şu örneği vermek istiyorum. Bu da yaşanmış bir olay. Mahkeme koruma kararı veriyor. Nitekim kadın o evde de yaşamak istemiyor. ŞÖM dediğimiz şiddet önleme merkezleri denen bir birimler kuruldu. Bunlar vasıtasıyla kadınlar evde kalmak istemediği zaman bu merkezler aracılığıyla kadın sığınma evlerine yerleşebiliyorlar. Ama ikinci gün, üçüncü gün hani bir eğitim seviyesi değil de bir aile arasında bir resleşme, işte bak ben sana bunu yaptım, daha bunları yapabileceğim deme aşamasına geldiği zaman bu sefer olayın boyutu değişiyor. Mesela mahkeme, bir dosyadan örnek vermek istiyorum. Mahkeme bayan kardeşimize bir koruma kararı verdi. Sığınma evine de yerleştirdi. Telefon numarasını gizledi. SGK'ya yazı yazdı. Bu kadınla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmayacak. Bunun yanına dahi yaklaşmayacak şeklinde. Ama bayan kardeşimiz 2 gün sonra eşini arıyor. Gördün mü diyor, ya bak ben buradayım, haberin olsun diyor. Şimdi bu durumda da erkek ister istemez etkiye tepki olaraktan o kadının peşine düşüyor. Bakın şu da bizim yaşamış olduğumuz bir olay. Yine Kayseri'de bir bayan kardeşimize gerekli koruma verildi, polis verildi. Hatta birçok önlemler alındı. Bu önlemler alınması neticesinde dahi biz şuna şahit olduk. Adam kılık değiştirdi. Kadına yine yapacağını yaptı. Bu da yani bizim için kanayan bir Geçtiğimiz yara. senelerde evet. Evet, Hatırladım, hatırladım. hatırladınız. Böyle bir şey oldu. Bakın ne boyutlara gidiyor. Burada işte yapılması gereken, koruyucu dedik, önleyici dedik, eğitim olması lazım. Şu olabilir. Yine istatistiklere baktığımızda en çok şiddet uygulayanlar Kayseri'de alkol bağımlıları ve uyuşturucu bağımlılarında çok fazla bir oran var. Bunların tedavisi. Şimdi daha önceleri, bundan 2 yıl önce, 1,5 yıl önce falan tedavi için başvurduklarında devlet kanalıyla bunlar tedavi edilebiliyor. Mahkeme yazı yazıyor. Filan eşini şurada tedavi altına alınması. Ama devlet, kanun yeni olduğu için, 2012 tarihli yeni olduğu için bazı aksaklıklar vardı. Bu aksaklıklardan bir tanesi de alkol, uyuşturucu bağımlısı olan bir insanın nasıl tedavi edileceği. Şimdi tedavi edileceği yer belli, hastaneye gidiyor ama bunun ödemesi sıkıntı. Yani halk mı ödeyecek, vatandaş mı Kim ödeyecek, yoksa çekecek? devlet mi Çıkacak ödeyecek? kimseler. Bu nedenle şimdi onu da açtılar. Bakanlık kanalıyla bunların ücretsiz bir şekilde tedavi edilmesi, biraz olsun şiddetin bu insan kaynaklı azalmasına faydası olduğunu düşünüyorum bu aşamada. Peki şiddet gören kadınların barınma ihtiyacından bahsedelim. Nasıl karşılanıyor bu barınma ihtiyaçları şiddet gören kadın ve çocuklar için? Yani neler olmalı? Kimlere veriliyor bu talepler? Şimdi kanunda çok açık bir şekilde yine gerekçesine baktığımız zaman, uygulamaya da baktığımız zaman çok net bir şekilde başvurmuş olması yeterli oluyor. Yani daha bir itiraz aşaması var. Emniyete başvuruyorsun. Emniyet barınma ve hayati tehlike durumlarında kendisi gecikmesinde sakınca olarak gördüğü her durumda otomatik olaraktan bu tedbirleri alıyor. İlk olaraktan en çok yaygın ve uygulaması olan şey şu: şiddet uygulayan şahsı aile konutundan uzaklaştırıyorlar. Yani bu konuta sen gelemezsin, geldiğin zaman
ilk ihlalinde seni 3 günden 10 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırırız. Bu tazyik hapsi dediğimiz koruma hapsidir. Eğer ki sen tekrarlarsan bunu ben 1 aya kadar uzatabilirim ve bir defasında en fazla 6 ay olaraktan sana hapis cezası veririm diyor. Bu aile konutuyla alakalı olan bir şey. Yani ilk olaraktan diyor ki aile konutundan ben sana şiddet uygulayanı uzaklaştırırım. Sana da dokunursa eğer ki sen bana tekrardan haber verirsen ben de diyor onu 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırırım diyor. İkinci olaraktan aile hukukundan doğan aile konutu şerhi eğer ki ev eşlere aitse ve aile konutu şerhi tapu üzerinde kayıtlı değilse eşin evi satmasını engellemesi için aile konutuna şerh konuyor. Bu aile konutudur. Bunu eş tek başına satamaz. Bu evde aile yaşıyor diyerekten. Üçüncü söylemek istediğim konu ise şu. Eğer ki yine mahkeme kanalıyla bunlara uygun bir şekilde bunun uygulamasını hiç görmedim. Devlet olarak da veya mülki idare amirleri, valiler, kaymakamlar bunlara ev tahsis edebilirler. Yani yerleşim yerini başka bir yere nakledebilirler. Bu da kanunda mümkün olarak gözüküyor ama uygulamasını şimdiye kadar hiç görmedim. Son çarede kadın sığınma evleri dediğimiz bu evlere başvuru yapabiliyorlar. Ben eve gitmek istemiyorum. Burada benim başıma bir şeyler geleceğini düşünüyorum. Burada koruma altına çocuklarımla beraber alınmamı istiyorum dedikleri zaman burada da kadınlarımız rahat bir şekilde istirahatlerini edinebiliyorlar. Yine çocuklarla ilgili olarak da eğer kadın çalışmıyorsa 4 aya ilişkin olarak da çocuklara kreş yardımı yapıyor. Yine kanunda var böyle bir şey. Hı hı. Çalışıyorsa kadın 2 aya ilişkin olarak da bir kreş yardımı yapılıyor. Eğer ki kadın sığınma evlerinde yer yok. O durumda da belediyelerin sosyal tesislerini veya kamu kurumlarının yurtlarını da bu kadınları misafir edebiliyorlar. Bir şekilde uzaklaştırabiliyorlar. Aynen, bir şekilde uzaklaştırabiliyorlar. Peki başvuru yapacak, başvuru aşamasında bir delil ya da belge olması gerekiyor mu illa ben şiddet gördüm diye? Hiçbir şey sunmasına gerek yok. Gerek yok. Hiçbir şey sunmasına gerek yok. Emniyete gittiği zaman kocam bana şiddet uyguluyor, hı-hı, böyleyken böyle ama burada hakimlerimiz çok hassas davranıyorlar. Hassas davrandıkları konuyu söylemem gerekirse Kayseri'de savcılık aşamasını söyledik ama, hı-hı, Kayseri'de aile mahkemelerine ne kadar başvuru olmuş bunların oranlarını vermek istiyorum. Kayseri'de şu an bu il itibariyle 6 tane aile mahkememiz var. Her bir mahkemeye 920-950'lerde 1000 küsüründe bunu yıla vurduğumuz zaman kapandı oldu esas da, hı-hı, ortalama 6000'e yakın bir başvuru oluyor. Az değil yani bu rakam, evet, bakın Kayseri'de az değil. Bunların bu başvurular neticesinde hakimlerimiz ilk olarak tedbir kararını verdikten sonra diğerlerine bakarken acaba bunlar doğru söylüyor mu? Yani var mı böyle bir şey diyerekten bunlara bakıyorlar. Ve neticesinde uzaklaştırma kararı verirlerse, hı-hı, karşı tarafa bunu tebliğ dahi gerek duymadan uzaklaştırma işlemlerini başlatıyorlar. Daha sonra tebliğ aldığınız zaman bu karara karşı sizin 15 gün içerisinde bir itiraz hakkınız var. Yalnız yine olanı söylemek istiyorum. Yani gerçek ve uygulamayı söylemek istiyorum burada. 6000 başvurunun birçoğu kadın 2 gün sonra, 3 gün sonra adliyeye tekrardan başvuraraktan ya işte ben bir hata yaptım, eşim bir hata yaptı, aslında böyle böyle yapmadıydı. Bu sebepten ben ona bir ders vermek için gittim diyerekten bu taleplerinden vazgeçiyorlar. Aslında kararlı olsalar, arkasında dursalar bu işin çok ya, daha farklı sonuçlanabilir belki. Bir nebze olsun. Karar illaki yani bir hak yeme hukuku varsa gerçekten Allah'ın emanetidir kadınlarımız bizlere. Bunlara karşı elimizden geldiğince insanların, hı hı, iyi davranması lazım. Bu eş açısından söylemiyorum. Yani toplumun her kesiminde devletin de pozitif ayrımcılık yapması lazım. Bir iş yerinde çalışırken anneyi tercih etmesi, bir kadınımızı öncelikli olaraktan bazı işlerde tercih etmesi lazım. Eğer ki iş hayatında bir kadına ilişkin bir sömürü varsa bunu engellemesi lazım. Şimdi bakıyoruz az maaş vermek için ve çok
iş yaptırabilmek için iş yerlerinde bunlar tercih ediliyor. Devletin de bunları engelleyebilmesi için bir nebze olsun göz önünde bulundurması lazım. Ama burada en çok vurgulamak istedim ve en çok uygulamada erkeklerin rahatsız olduğu veya işte bizim görmüş olduğumuz nokta da şu, bu konu istismar ediliyor. Yani devlet bu hakları verdi. Başvuruyorsun, tamam, sana diyor ki ben delil aramam diyor. Yani sen geldiğin zaman diyor başımın tacısın. Ben elimden gelen her şeyi senin için yaparım diyor. Ama arkasına iki gün sonra şu oluyor. Ya ben yalan söylediydim. İstismar edilebiliyor yani. Şimdi bakıyoruz başvuruları. Onları da biraz inceledim. Yani hani sebepler ne, tekrardan çekilenler falan. Sebep şu. Adam eve gelmiyor mesela. Bak adam eve hiç gelmiyor. Herhangi bir şey de yok. Bir şiddet de yok. Ama adam evden uzaklaştırılmış. Ne demek istediğimi anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor muyum? Yani burada şunu düşünüyor. Ben diyor böyle yaparsam burada hanım kardeşlerimizin çok dikkat etmeleri gerek. Yani bu iş gerçekten çocuk oyuncağı değil. Nitekim bu başvurular neticesinde birçok evlilik yıkılma aşamasına geliyor. Yine şöyle bir düşünün, empati yapalım. Bayan olduğunuz için kusura bakmayın, hani empati yapmanızı istiyorum. Hiçbir şey yapmadınız, evden uzaklaştırıldınız. Akşam eve gittiğiniz zaman ya diyorsun sen gelemezsin. Geldiğin zaman bak haber veririm polise, seni alır götürür. Bunun neticesinde sen bir ay, 6 aya kadar hapis yatabilirsin. Belki daha fazla. Aslında boyutta... kanun hep kadınlardan yana. Evet. Ama öyle bunu gözüküyor. İstismar da etmemek gerekiyor. Bunu istismar etmemek lazım. Evet. Peki diyelim ki başvurduk, tedbirler alındı. Bu tedbirler arasında evden uzaklaştırma da var. Peki bunlar sonrasında kontrol edilebiliyor mu? O kontrol mekanizması nasıl sağlanıyor? Kontrol edilebiliyor. Emniyetten ilk başvuru yaptığınızda veya işte yapmış olduğunuz emniyet biriminde, emniyet amirliğinden bir tane uygulamayı söylüyorum yine. Bir polisle sizin numaranız iletişim halinde oluyor. Bu iletişim halinde olduğunuz haftada bir gün, iki gün, üç gün, dört gün neyse bu beyefendi, polis kardeşimiz arıyor sizi. İşte var mı bir sıkıntı, bir herhangi bir yanlış bir hareket var mı, geliyor mu, gidiyor mu falan diye soruyor. Sadece bu kadar uygulama var ama bunun haricinde şöyle söyleyeyim, teknik takip dahi yapılabiliyor. Kanun bunun yetkisini vermiş. İşte sadece bu kişisel görüşme kayıtlarının alınması bu açısından hani özgürlükten dolayı insanlara bazı kısıtlamalar koymuş kanun ama takip etmek için etkili bir şekilde istenirse uygulanabilir. Yapılabilir yani. Evet. Peki direkt olarak kolluk gücüne başvurulduğunda, karakola gidildiğinde onlar kendi inisiyatiflerine göre bir koruma verebiliyor mu ya da geçici bir koruma, geçici bir barınma sağlanabiliyor mu bu açıdan? Onlar geçici bir koruma sağlayabiliyorlar ama bunların gecikmesinde sakınca olan durumlar. Ve ayrıyeten 3 hususu kanun emniyet birimlerine bırakmış. Bu bıraktıkları birimlerde işte hayati tehlikesinin olması bu tip konularda ama çok aktif bir şekilde emniyetin genelde yapmış olduğu şey şu, önce uzaklaştırma kararı veriyor. Ve 24 saat içerisinde bu kararın hakim onayına sunulması lazım. Emniyetin kendi yetkisi dahilinde olanlar bunlar. Emniyet akşam 24 saat içerisinde başvurduğu zaman aile mahkemesi zaten otomatik olarak bu kararı onaylar. Yeter ki çok dosya içerisinde şey olmasın, yani abes bir durum veya yalan olduğu, istismar olduğu ortaya çıkmasın. Sivil toplum kuruluşları da burada devreye giriyor. Çoğu sivil toplum kuruluşu kadınların yanında oluyor ve kadınların haklarını korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Belki daha ileriye taşımak için de çok daha farklı şeyler yapılabilir. Evet. Öyle değil mi? Evet. Peki hakim tarafından verilen koruyucu tedbirler nelerdir peki? Hakim tarafından verilen koruyucu tedbirler öncelikle şiddet uygulayan kişinin şiddeti uygulamasını engellemek için uzaklaştırma kararı. Kişinin adresinin gizlenmesi, ikamet edeceği bir yer yoksa bunlar, konutla ilgili aile konutu şerhi konulması gerekiyorsa bunlar, kişiye bir koruma verilmesi gerekiyorsa yine bunları verebiliyor aile mahkemeleri. İş imkanı sağlaması gerekiyor çünkü burada ailenin bütünlüğü de çok önemli.
iş imkanı ayarlayabilmek durumu söz konusu. Bunun uygulaması da yani hiç yoktur. Varsa kanunda geçiyor. Bunlar. Başka söylemek istediğim. Şimdi koruyucu tedbir kararlarından bahsederken buna bağlı olarak mesela nafaka durumu da söz konusu çocuğu varsa. Kadın nasıl talep edebilir bunu? Nafakayı talep etmek için şimdi bunun bazı harçları falan var. Bunlar suçüstü ödeneğinden karşılanabiliyor. Kanunda diyor ki re'sen diyor mahkeme kendiliğinden başvuru yapıldığı zaman mahkemeler bunu icra dairesine gönderir. Alacaklı veya borçlu, nafaka alacaklısı veya nafaka borçlusunun bağlı bulunduğu, adresinin bulunduğu icra dairesine gönderilir. Bu vasıtayla icra takibi yapılabilir. Mahkeme kendiliğinden yapması lazım. Ama uygulamada bu kararı aldıkları zaman bir hukukçu vasıtasıyla veya kendileri icra dairesine başvurdukları zaman nafaka alacaklarını takip edebiliyorlar. Ayrıca kanunda hem iş maddiyata gelince onu da söylemek istiyorum. Kanunda devletin kendisinin de bakanlık vasıtasıyla maddi imkanlar sağlayabileceğine ilişkin maddeler de var. Onu da söylemek istedim. Onları da söylemiş olalım. Sadece kadınlar değil çocuklar da etkileniyor buradan ne yazık ki. Yani aileler dağılıyor. Az önce bahsettiğiniz gibi çocuklar ortada kalıyor. Belki kadın ya da annesi babası tarafından öldürülen pek çok çocuğun psikolojik durumları da oldukça vahim sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Bu bir zincir halkası. Eğer ki şiddet gören veya şiddet olan bir ailenin içerisinde bir çocuk yetişmişse şiddete meyilli olmaya başlıyor. Şiddete meyilli olmuş olması sadece yetmiyor. Bu sefer suça meyilli olmaya başlıyor. Ve kararan hayatlar. Aslında hep birbirine bağlı bir zincir halkası gibi. Yani belki o çocuk daha sonra yapacağı evliliklerde de yaşayacağı hayatlarda da çok daha farklı benzer sorunlarla karşılaşabilir. Hep şunu söylerim. Yani insanın bir kırılma noktası vardır. Eylemlere karşı da, kendisine karşı da. Bir sefer olsun bir eylemi kırmak zorunda kaldığımız zaman arkası çok kötü bir şekilde geliyor yani. Bu da çocuklar bizim varlığımız, her şeyimiz. Aileleri de bunları bir şekilde halletmelerini tavsiye ediyoruz. Kayseri'de de ne yazık ki istatistiklerden bahsettik aslında. Aile içi şiddetin sebeplerinden bahsettik. Eklemek istedikleriniz ya da bizim unuttuğumuz şeyler var mı acaba burada söylemek istediğiniz? Şunu söylemek istiyorum. Aslında bu üçlü bir ilişki. Kadın, erkek ve devlet. Devlet ilk başlarda bu konuya tabii ki gerekli önlemleri aldı, gerekli çözümler üretmeye çalıştı ama bu hep şöyle düşünüldü. Hatta filmlerde falan görürüz, toplumda görürüz. Yani hepimiz bu diyarların çocuğuz, şunun farkındayız yani. En azından duymuşuzdur. Şunu söyleriz. Ya kocam benim ya, döver de sever de. Biz hep böyle yetiştik aslında. Burada şu kavram önemli oluyor. Özel alan. Devlet aile içerisindeki kadın erkek ilişkisini özel alan olarak algıladı. Bir dönem. Yani diyor ki bu senin özel alan. Biz buraya müdahil olmayalım. Ama işte bakıyoruz ki yani gelişen bir yerde müdahil olmak durumunda bir yerde kalıyoruz. Müdahil olmak zorunda kaldı. Evet, aynen bu kadar. Öyle. Eğer başka sormak istediğiniz bir şey yoksa cezayı anlatabiliriz. Cezai boyutları nedir? Cezai boyutları tabii ki. Cezai boyutlarında ayrıntılara inecek olursak nelerle karşılaşabilir belki onlardan da bahsedebiliriz. Kanun yapılırken ceza kanunumuz yürürlüğe girdikten sonra gerçekten kadınımıza illaki yapılan işlemlere ağırlaştırıcı sebepler olaraktan düzenlemişti. Örneğin yani normal bir insana vurmanızla aile içinden bahsediyorum bunu. Eşinize karşı yapmış olduğunuz şiddetle alakalı olaraktan yapmış olduğunuz bir eylem karşısında yine kanun yararını artırıyor. Bunu bir ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlemiş. Şiddet olaraktan şu konuya hiç girmedik. Cinsel şiddetle alakalı olaraktan kadına zorla kürtaj yaptırılması, kadının istemediği halde zorla çocuk yaptırmak istemek, istemediği yerde ve istemediği zamanla kadınla beraber olmak
isterilmesi gibi durumlarda tecavüz sonrası tecavüz çocuğu doğurmak zorunda kalıyor ve bunlara, her baktığında o tecavüzü hatırlayacak mi? Olması hasebiyle bunlara ilişkin olarak da çok ciddi cezalar ve yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor. Yine işkence bir kamu görevlisi işleyebilir ama onun yani vatandaş nezdindeki olan yasa maddesi ise eziyettir. Eziyet olaraktan yani sürekli sistematik bir hale gelmiş olması durumunda yine gerçekten çok ağır cezalar veriyor. Velev ki bunlar siyah sayılar olmaması lazım. Yani hani adliyeye intikal etmesi durumunda. Yine rıza dahilinde olmadan eşle birlikte olunması durumunda burada kadına yine kanun bir özgürlük hakkı tanımış. Diyor ki sen şikayet edersen veya şikayetinden vazgeçersen ben bunu cezalandırmam, ben bunu affederim diyor. Bir de yine ceza mahkemeleri açısından düşündüğümüzde ve karşılaştığımızda, gördüğümüzde ister istemez şahit oluyoruz, görüyoruz. Şuna şahit oluyoruz. Ceza aslında diyor. Ne olursa olsun diyor. Ne olursa olsun. Yeter ki bir şey olsun. Gidiyoruz mesela adliye. İkinci gün geliyor. Ya hocam bana vurmadıydı. Ya vuruyor gibi yaptıydı da vurmadıydı. Ya şimdi ceza cidden bir yıldan üç yıla kadar bunun yar oranında artırıldığını yaralama için konuşuyorum ben. Bu durumda 1,5 yıl, 2 yıl, ikinci kez de olma ihtimali çok yüksek bunu. Hani acaba dedim bazıları ya, korkup mu tekrar söylediğinden cayıyor yoksa kötüye mi kullanıyor onu da bilemiyoruz. Ekonomik sebepler. Ekonomik sebepler. Evet. Kadının bağımsız olamaması. Ne yapacağım şimdi? Eşim giderse bana ve çocuklarıma kim bakacak? Evet, bu sebepler. Yani. Bir de yani yuvanın dağılması söz konusu. Hı hı. Çünkü hep aile kavramının nedenli önemli olduğundan bahsettik. Evet. Türk toplumu açısından da. Ama özellikle toplumsal cinsiyet ayrımının yapılması da ne yazık ki. Yani buradan ailelere de söyleyelim. Evet. Çocuklarınızı yetiştirirken erkek kız ayrımı yapmayın. Kızınıza da tıpkı erkek çocuğunuz olduğu gibi aynı özeni ve aynı değeri gösterirseniz çok daha farklı olur. Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi haklarını arayabilen bireyler olurlar. Anneler yetiştiriyor. Neticesinde değil mi? Ve yani, onlar da sonrasında çocuk yetiştirecekler. Evet, yani annenin önemi çok fazla. Hı hı. Sağlam, sağlıklı bir toplum olmak istiyorsak geleceğe yetiştirecek nesilleri de düzgün bir şekilde dizayn etmemiz lazım. Saygılı bir şekilde dizayn etmemiz aynen lazım. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için, bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız ben için umuyoruz ki ekranları başında bizleri izleyen ve bu sorunları ne yazık ki içerisinde yaşayan birçok vatandaşımız vardır. Umuyoruz ki bir nebze de olsa faydamız dokunmuştur. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, bugün şiddetin hukuki boyutunu konuştuk. Avukat Ahmet Sami Türk konuğumuzdu ve bizden bugünlük bu kadar. Bir başka programda farklı bir konuda farklı bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.